Türkiye'nin IMF'ye olan borcu sona erdi. AK Partililer borcun bitişini ayran içerek kutladı. Borcun bitmesi bazı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanırken bazıları ise borcun bittiğine inanmıyor. Hükümetin ekonomi politikaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel, çok güzel. Aynı zamanda AK Partiliyim. Gene oyum onundur. O kadar. Peki AK Parti'yi beğeniyorsunuz? Beğeniyorum tabii. Neyi beğenmeyeyim ki? Bu zamana kadar Avrupa'ya borcumuzu silemiyorduk. Bu hükümet geldi, Avrupa'ya borcunu sildi. Trilyonlarca borcumuz vardı. Niye AK Parti'yi kaybedelim ki? Borcu sildiği için çok teşekkür ederim Başbakanımıza. Yani ülkemize çalıştığı için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da çok teşekkür ederim. İyi oldu ama askerden borcumuz olmazsa iyi olur. Nereden, ne düşünüyorsunuz efendim bu konuyla ilgili? Diğer şirketlerden alınan bazı paralar var, onu düşünüyorum ben. Evet. Peki efendim hükümetin ekonomi politikaları nasıl görüyorsunuz? Vallahi bir taraftan iyi yaparsa diğer taraftan bozuluyor. Vallahi iyi bir şeyler olmuş deriz başka. Bir ne derim, inşallah hayırlısı olur da bitmiştir. Evet. Bitmiş kabul ediyoruz da. Bazı vatandaşlar inanmıyor efendim, bitmedi diyor. İnanmayabilirler. Ama. O zaman inanmıyorlarsa o zaman başka birisini deneyecekler. Evet. Peki efendim, teşekkür. Hükümet bayağı bir şeyler yaptı benim görüşüm. Olumlu gelişmeler var diyorsunuz. Var tabii, olmaz mı? Peki efendim. Valisi günüm bankalar iflas etti, ne oldu? Bir düzelme var değil mi? Kağıt üstünde borcu bitmiş olabilir. Bir de öbür türlü dış borca bakmak lazım. Dün gazetesinde Şükrü Kızılolt'un yazısı var. 522 milyar dolar borç daha var. Kamu borcu dışındaki borç değil mi bu? Tabii kamu da dahil. Devlet ve özel. Bunu ne demeli? Millet alışmış IMF'ye. Tamam IMF. Öbür kağıt ben de ya, gösterebilirim de yani. Sıkıntı yok. Ya kandırmacadan başka bir şey. Bundan sonra borç alınmamasını düşünüyorum. Borçlu ülkeler mahkum mecburidir. Peki efendim hükümetin ekonomi politikaları nasıl görüyorsunuz? Yani genel anlamda ekonomi politikaları 2001 krizine göre değerlendirdiğimiz zaman çok iyi ama eşit bir gelir dağılımı yok. Özellikle halk alt tabaka hala çok eziliyor.